İyi geceler sayın seyirciler. Spor gecesine hoş geldiniz. Gökhan Dinç'le birlikte bugün oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasını enine boyuna masaya yatıracağız. Bu arada dakikalar önce Pençe Kartal Operasyonu, Milli Savunma Bakanlığımız açıklama yaptı ve Pençe Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarında yıkıyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen bir operasyon. Pençe Kartal Operasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı kısa bir açıklama yayınladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarında yıkıyor dedi Milli Savunma Bakanlığı. Ayrıca bugün Bingöl'de de 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tüm Bingöl'e, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah göçük altında bulunan vatandaşlarımız da en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bir şekilde, sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkartılırlar. Bingöl'e ve ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin de Allah yardımcısı olsun diyoruz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Ben de silahlı kuvvetlerimize operasyonda başarılar diliyorum. Elleri titremesin. Ellerinde korkak alıştırmasınlar. Ne kadar varsa göndersinler. Diyarbakır'dan, Malatya'dan uçaklarımız kalkmış. Daha önce belirlenen hedefleri bombalıyorlar. Net Allah bir açıklama. Başlarına yıkıyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı. Allah yardımcıları olsun. Allah güç kuvvet versin. Ayaklarına taş değmesin. Yardımcıları olsun. Yani havada oldukları için ayaklarına... Değmez de işte, yani öyle diyelim. Allah yardımcıları olsun. Kazasız belasız gitsinler, kazasız belasız gelsinler. Gönlümüz onlarla, dualarımız onlarla. Amin. Evet, bugün 27. haftanın 2 maç oynandı, özür diliyorum, düzeltiyorum. Gençler Birliği kendi evinde Konyaspor'u geçti. Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Evet. Bir başka deyişle Çaykur Rizespor 2-0'la geçti. Gaziantep'te kendi evinde Ankara gücüyle 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Önce Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasını değerlendirelim. Nasıl bir 90 dakika analiz eder Gökhan Dinç bize? Şimdi kadroyu kağıt üstünde bakıyorsun Galatasaray'ın. Muslera, Mariano, Donk, Lemina, Feguili, Seri, Onyekuru, Falcao. Galatasaray böyle bir kadrosu varken bu kadar kötü futbol oynayamaz. Bu kadronun bu kadar kötü, bak oynarsın, kaybedersin, kazanırsın. Bu başka bir şey ama eğer ki kadronda senin bu kadar Türkiye'nin üzerinde oyunculardan kurulu bir takımsan sen bu kadar kötü top oynayamazsın. Özellikle ilk 45 dakika Galatasaray'da sahada yoktu diyebiliriz. Maçın geneline baktığında tüm maç boyunca uzatmalar dahil bütün başından sonuna kadar Galatasaray'ın 3 tane pozisyonu var. Başka da pozisyonu yok. Yani Galatasaray'ın ah dediği 3 tane pozisyon var. Aslında şimdi bir sen tane bu kadar var. Sen bu kadar yani geniş ve... pozisyonu dışında diğerleri öyle... Lemina'nın hani pozisyonu da, Lemina'nın kafası kafa da... Kafa vuruşu, duran top yani, onu söylüyorum. Ama bir tane böyle pozisyon yani. Gibi, gol pozisyonu gibi bir tane var Onyekuru'nun pozisyonu. Bir taraftan bakıyorsun, Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorsun. Beşiktaş'ın kadrosu kalitesiz bir kadro. Evet, dünya onun iyi oynaması iyi. Seni şaşırtabilir. Ve iyi oynarsa da bunu teknik direktöre bağlayabilirsin ya da oyuncu günündedir diyebilirsin. Ama Galatasaray'ın kadrosu şu an ligin üzerinde bir kadro. Tıpkı Trabzonspor'un kadrosu gibi. Şimdi senin eğer bu kadar önemli yıldızların varsa, kalbur üstü oyuncun varsa sen bu kadar kötü oynayamazsın. Ve Galatasaray yeniden pandemi öncesindeki o esen rüzgarı bırakmış. Onun bir öncesi, yani sezon başlangıcındaki haline dönmüş. Galatasaray'da kimse koşmuyor, kimse mücadele etmiyor. Lemina, Seri ikisi de garip bir şekilde uyumsuz gözüküyorlar. Bir disiplinsizlik var. Kimse mücadele etmiyor, kimse koşmuyor. Topu koşturan yok, bir şey yapmaya çalışan yok. Galatasaray'ı izlerken şunu söylüyorsun. Bir duran top olursa belki Galatasaray golü bulur diyorsun. Bakıyorsun mesela senin söylediğin pozisyon dışında bir de Lemina'nın duran top pozisyonu var. Aynen. Şimdi maçı bir kenara bırakalım. Maçta başladın ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya şu Twitter'da artık insanların yazdıkları şeylerden, yani tanımıyorsanız adamı, bu adamın herhangi bir daha önceki ne söylediğini bilmiyorsanız bunları yazmayın kardeşim. Ya ben Muslera'ya geçmiş olsun diyorum. Adam diyor ki geçmiş olsun Muslera diyorum Twitter'dan. Galatasaray hem Muslera'yı hem de şampiyonluğu kaybetti diyorum. Adam diyor ki işte kınayak. İşte Allah belanı versin falan diyor mesela. Ya, kardeşim ya Muslera bu ülkede 7'den 70'e Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısından çocuğundan gencinden yaşlısına kadar bilen izleyen herkesin sevgi ve saygısını kazanmış bir adamdır. Çok büyük geçmiş olsun Muslera'ya. Ama futbolun içinde var bu. Yani ne ilk ne de son. Keşke olmasaydı. Bütün keşke Türkiye... o pozisyon olmasaydı. Keşke o pozisyonda Muslera'nın ayağı kırılmasaydı ama yani futbolun içinde maalesef ki var bu. Duygusal davranıyoruz tabii. Futbolun içinde var.
ama üzülüyor insan tabii. Ya tabii ki üzülüyoruz. 12 yaşında kızım var Defne. Dışarıdaydı maç oynanırken. Eve girdi. Daha eve girer girmez ilk söylediği şey ne biliyor musun? Baba Muslera'nın ayağı kırılmış dedi. Yani o kadar o da üzülüyor. Söylüyorum. 7'den 70'e kadın erkek futbolu bir şekilde izleyen ya da hani futbolun ya eskiden vardı şimdi çok fazla yok ama magazinsel kısmını gazetelerden gören ya eşiyle çocuklarıyla eşi doğdu ne güzel Türkiye ile ilgili müthiş paylaşımları harika var. Harika bir karakter. Falan. Hani çok düzgün bir karakter adam takım kaptanlığı yapmış ve Galatasaray'ın şu an kadrosunun %70'ini oluşturan bir saha performansı var. Galatasaray'daki iyi performansın %70'ini 80'ini Muslera yazarsın. E şimdi böyle bir adam sakatlanmışken kim keyif alabilir ya bundan? Ya kim keyif alabilir? Yani şampiyonluk yarışında Muslera Galatasaray için çok önemli bir kayıp deyip sevinen Trabzonsporlu olabilir mi ya? Yani var sosyal medyada. Yani hayır sosyal işte, medyada o işin. Ama ben yani ülkenin futbolla yakından uzaktan ilgili olan ve Muslera'nın ayağının kırıldığı haberini duyup yani içi böyle bir cız etmeyen insan yoktur. Aynen. Bir ameliyat olma ya. Durumu varmış. 6-8 aydan bahsediliyor ama kimi de 3-4 ayda döner diyor. Aynı şekilde Andone'de çapraz bağları koptu zannetmiştik ama bir ileri derecede bir esneme varmış. Andone Galatasaray'ın kiralık futbolcusu o da zaten sezonu kapattı. Yani Galatasaray bugün hem 3 puan kaybetti. Biraz acımasız olacak ama yani Andone'nin kaybını Muslera'nın kaybının yanında konuşmaya bile abi gerek bugün yok. Ben performans olarak söylüyorum ben. Ben iddia ediyorum bugün yani. Galatasaray taraftarının çoğunluğu yani performans olarak 3 puana yanlış çok üzülmüştür yani. Galatasaray taraftarı kimse. Ama ben iddia ediyorum birçok insan 3 puandan çok Muslera'ya üzülmüştür. Yani zaten belki de Galatasaray için o Muslera'nın sakatlandığı anda oyun için kırılma noktası Haluk, olabilir. Bir de çok değerli yani takım içindeki lider, takım içinde çok sevilen bir oyuncu. Benim anlamadığım şey şu kardeşim. Yani her sene mi Galatasaray şampiyon olacak? Yani elbet Galatasaray'ın şampiyon olamayacağı sezon. Ha bunu kim alıştırdı? Fatih Hoca alıştırdı. Fatih Hoca Galatasaray'ın başına 9 kez geldi, 8 kez şampiyon oldu galiba. Evet. 8,5-9 falan. Yani dolayısıyla yani her sene de Galatasaray şampiyon olacak değil ki Fatih. Olamaz ki zaten ya. Yani olamayabilirsin. Eşyanın tabiatına yani, aykırı. Bu sene sakatlanmasaydı da olamayabilirsin. Ya benim gönderme yaptığım şey şuydu. Ben de hala öyle düşünüyorum. Sen ne tweet mi attın? Ona mı tepki verdi? Evet, ben Galatasaray'ın saha performansının %70'ini 80'ini Muslera'ya borçlu olduğunu düşünüyorum. Yani performans olarak söylüyorum. Dolayısıyla Muslera kalede yoksa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yok. Ve ben bunu 1-0 iken yazdım. Yani dolayısıyla ben hala böyle düşünüyorum. 2-0 da olsa 3-0 da kaybetmiş olsa bu maçı kazansa bile Galatasaray'ın bir sonraki maçlarda kalesinde yiyebileceği muhtemel gollerden bahsediyorum. Yani, adam ayağını kırıldığı pozisyonda bile %100 golü çıkartıyor. Aynen. Çok önemli bir karakter. Yani hem sporculuğu hem karakteri. Yani bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletelim Muslera'ya. Hem Andone'ye hem Muslera'ya. İnşallah hayatta her şeyden önce sağlık. Bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar. Elbette taraftar bir an önce Muslera'yı kalede görmek ister. Ama önce Muslera'nın sağlığına kavuşması hepimizin temennisi. Ben maçın şöyle bir analiz etmek istiyorum. Bugün Galatasaray çok kötü oynadı. Yani sen de hemfikirim seninle orada. Ama bugün sahada Galatasaray mı daha kötüydü yoksa maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu mu daha kötüydü karar veremiyorum. Ne oldu? Hakemlik ne oldu ki? Ne oldu? Hakemlik ne var abi bana onu söyle. Hakemlik ne mi var? Bir daha söyleyeyim mi? Söyle. Ya bu maçta hakemi konuşabileceğin şeyleri bana sırasıyla say. Söyleyeyim. Ben de fikir ayrılıklarımızı geçen söyleyeyim. Sene, ben şunu söyleyeyim. Geçen bence sene bu Rize'de maçta hakem en son konuşulacak şey. Bak hakem en son konuşulacak şey. Muslera'nın sakatlığını konuşursun. Konuştuk. Andone'nin sakatlığını konuşursun. Konuştuk. Bir de Galatasaray'ın kötü futbolunu konuşursun. Onu da söyledik. En son söylersin tamam, hakemi söylemen gerekirse. Onu yani. Söylüyorum. Ben de yani, sıra oraya hani geldi. O da çünkü bir Türkiye'de bir alışkanlık var. Kaybedilince vay efendim hakem böyle. Ya kardeşim kaybettin de adama sorarlar ya sen ne top oynadın? Tamam doğru haklısın. Sen ne top oynadın abi? Ben şu yani şöyle yaklaşacağım. Şimdi Rize geçen sene Rize ile Galatasaray arasında oynanan bir maç vardı. Türkiye'de infial oldu. Serkan Çınar'ın hakemliği bitirildi. Olmasa kötü mıydı? Maç yönetti. Bugün de olmasa mıydı? Bugün de kötü maç yönetti. Yaşar Kemal Uğurlu. Bakıyorum hiç kimse de ses yok. Şimdi bakıyorum otoritelere yayına girmeden önce izledim. Penaltı değil. İşte kimi diyor ki Galatasaray'a ufak çaplı bir operasyon çekildi. Ya bugün Çaykur Rizespor'un lehine bir penaltı çaldı Yaşar Kemal Uğurlu. Bak yemin ediyorum gözleri görmese o penaltıyı çalmaz. Sen fikrini söylersin sonra. Yani ben tamamlayayım.
Geçen sene Serkan Çınar'a düdük astıran Türkiye Futbol Federasyonu eğer bugünkü maçtan sonra Çaykur Rizespor Galatasaray maçından sonra Yaşar Kemal Uğurlu'ya düdük astırmıyorsa niyetinden şüphe ederim. Geçen sene astırdın çünkü. Kötü maç yönetti değil mi? Serkan Çınar. E bugün de Yaşar Kemal Uğurlu kötü maç yönetti. Galatasaray hepi topu 3 tane puan, 3 puan kaybetti Haluk. Abi bunun Galatasaray... Bak, bu bak, Galatasaray mesele... hepi topu 3 tane puan kaybetti. Hı. Tamam mı? 3 puan kaybetti. Belki şampiyonluğu kaybetti. Evet ama bunu hakem Uğurlu'ya kesmenin, yani fatura etmenin ben gerçekten yani futbol bilgisiyle uzaktan yakından alakası olmadığını kime keseceğiz abi faturayı? Fatih Hoca'ya keseceğim, futbolcuya keseceksin. Olmayan bir penaltı çalıyorsun. İyi çalıştırsaydın. İyi, Andone'nin bir tane pozisyonu var. Olmayan penaltı mı? Bak sana penaltı pozisyonuyla... uzaktan yakından alakası yok, öyle söyleyeyim. Penaltı pozisyonuyla fikrimi %100 söylüyorum. Söyle. %100 pozisyon penaltı. Daha nasıl penaltı olacak ki? Arkasından adama tekme atıyorsun. Sörlot'unki değil bu penaltı mı? Ya adam Sörlot'unki penaltı değil dedim evet. Evet. Ya o değil bu penaltı mı? Evet. Abi yani o zaman futbolda ceza sahası içinde en ufak temasa bir çarpışmaya vermen lazım. En ufak o zaman temas mı? Evet. Haluk arkasından adam 3 adım atıyor Gökhan o müdahalesinden nasıl? Sonra. 3 adım atıyor. Üç adım bilir düşmedi diye mi penaltı verilmeyecek? Hayır 3 adım gidiyor. Haluk düşmediği için mi penaltı abi, verilmeyecek? Abi düşmediği için değil. Ben o müdahalenin penaltı olmadığını iddia ediyorum. Nasıl müdahale? Adamın arkasından tak diye vuruyor adamın ayağını. Hiç öyle tak diye falan vurmuyor. Sadece böyle bir hafif sürtüyorlar. Eğer o biz hafif sürtmeye penaltı vereceksek 50 tane penaltı vermemiz lazım. Tamam, ya geçen senin sene fikrim bu. Benim fikrim geçen bu. Sene, ben %100 penaltı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Çaykur Rizespor maçında Onyekuru'nun ayağına temas var diye bir penaltı pozisyonu hatırlıyor musun o pozisyonu? VAR çağırdı, gittiler baktılar bir temas var diye penaltı verdiler. Ya o hayır, bak, bundan daha çok penaltıydı. Bak, bizim yaptığımız yanlış bu zaten. Yani biz 8 sene önce biliyor musun yıl 1986 abi bir dakika, 8 seneden bahsetmiyorum. Şu hakem işte Ahmet benim Çakar ama, bize böyle böyle bir benim, penaltı vermişti de abi bizi böyle yendiler de bizi böyle yaptılar da. Benim kurguladığım abi bunları, şeyle bunlar bak, kaybetmiş insanların kendi beceriksizliklerini ya da başarısızlıklarını örtme hareketi. O zaman biz niye geçen sene kardeşim, Serkan Çınar'ın kötü oynadın. Ya Gökhan'cığım Serkan Çınar'ın düdüğünü niye astırdık abi geçen çünkü sene? Çünkü Serkan Çınar'ın niyeti belliydi. Çok net, bariz belliydi, neydi? Ortadaydı. Ne vardı neydi? Neydi gördük işte ne oldu. Hayır ne oldu abi işte onu soruyorum. Bir tane penaltı pozisyonu vardı. Yandığın yerine döndü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı dedi ki kapkara bir gece dedi. Şimdi ben de diyorum ki geçen sene Serkan Çınar'ın düdüğü astırıldıysa Rize'de. Bak aynı maçı konuşuyorum. Yine Rize deplasmanı. Yine Rize'de. Orada Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Bugün işte Muslera'nın ayağı kırıldı. Ya bir şey var abi. Bir tuhaflık var yani. Ne var? Ben sana dün söylediğim zaman şaşırıyordun ya. Neyi şaşırıyor? Hani dün söyledim sana. Evet. MHK'nin çocukları çiziyor, çiziyor dedim. Bilmem ne dedin. Hayır dedin. Sen şöyle dedin. Birileri talimat veriyor evet. Ve böyle oluyor dedin. Evet. Ben inanmamıştım. Bugün inandım. Ha, hoş geldin benim olduğum Yaşar yere. Kemal Uğurlu'nun bu... Bugün yani Yaşar bugün, Kemal Uğurlu'nun konuşulabilecek Kemal, hiçbir tarafı hiçbir var. Yok. Hiçbir tarafı yok. Tamamen manipülasyon yapıyorsunuz. Nasıl ve bunu manipülasyon konuşan, yapıyorsun? Ve bunu konuşan insanların hemen hemen hepsinin gerçekten tribünlere oynadığını düşünüyorum. Ya ne alakası var? Yani penaltı olmayan pozisyonu bir pozisyonla penaltı çalıyorsun. Olmayan pozisyon değil ki Haluk sakin ol. %100 penaltı. Sana göre. Tamam bana göre %100 bana penaltı. Bana göre de alakası yok. Neye penaltı Andone'nin vereceksin başka türlü? Penaltı mı? Bence değil. Ama işte geçen sene yine hep geçen sene diyoruz ya Malatya maçında. Ha Moses'in pozisyonuyla. Abi Moses'in pozisyonuyla bunun aynı olduğunu nasıl söyleyebiliyorsun kaleci ya? Kaleci çarpmadı mı Moses'a? Abi kaleci çarptı mı çarpmadı mı? Haluk pozisyonu kaleci Moses'a çıkıyor orada. Moses'a. Yani topla alakası yok. Moses'a çıkıyor. Moses'a çarpıyor. Moses'u itiyor. Burada top nerede? Bunu, ya bununla önce Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu dokunuyor zaten. Sonra? Nasıl sonra? Kaleciyle oyuncu çarpışıyor mu? Evet. Kaleci oyuncuya çarpıyor mu? Evet. Kaleciyle oyuncu çarpışıyor. Tamam. Orada da işte çarpışıyordu. Ona penaltı verdik. Buna vermiyoruz. Abi burada niyet belli ya. Sen herif adam Moses'a çıkıyor diyorum. Ya Moses'a adam... vurmak için mi çıkıyor? Evet. Ya yapma Gökhan ne olursun ya. Ya Moses'a vurmak ya için çıkmak ne demek abi? Moses'a vurmak için çıkıyor. Ya Moses'a ben Moses'ı bozayım diye çıkıyor adam. Ama senin buradaki adamın topla bir alakası ya çiftle çıkıyor diye hatırladığım için çiftle yapıyorum. Ben buradaki pozisyonda çok alakası yok ki. Ben adamın o günde Monza yapılanın da penaltı olmadığını düşünüyorum. Bugünkünü de vermem ben. O zaman ben ne konuşturuyorsun? Özellikle yani o ha, beni pozisyonu hatırlatmak için söylüyorum. Pozisyonu hatırlattın ne oldu? Andone'nin penaltısına da asla penaltı vermem. Yani kişisel bence fikrim de hiç o. Alakası yok. Ama Çaykur Rizespor'un penaltısı da eğer biz penaltı dersek oho. Her müdahaleye penaltı çalmamız lazım. Ceza sahası içinde atıyorum. Ben seni şöyle abi ittim. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. Abi ittim seni gerçekten o zaman penaltı. Sen ve senin gibi düşünen insanların gerçekten Galatasaray tribününle oynadığınızı ya düşünüyorum. Ya ne alakası var tribünle gerçekten oynamayla? Gerçekten tribünle oynadığınızı düşünüyorum. Yani samimi fikrinin arkadaş, bu olmadığını geçen düşünüyorum. Geçen sene Serkan Çınar'ın düdüğü asılmadı mı ya? Değerli izleyiciler. Bütün infial burada, oldu Galatasaray kazandı diye tamam, geçen çok sene. Çok pardon. Burada bizim yönetmenimizin adı Sertaç.
ve Sertaç da yayınlara genellikle Galatasaray forması, Galatasaray lisanslı ürünleriyle gelen iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Burada kameraman arkadaşımız Galatasaraylı. Buradaki kameraman arkadaşımız Galatasaraylı. Üçüyle Sertaç'la pozisyonu maçı beraber izledik. Penaltı mı dedim sence? Abi %100 penaltı ya, bundan daha bariz penaltı mı olur dedi adam. Buradaki abi kameramanlara Sertaç, soruyorum. Sertaç yani, futbolu bilmiyor. Yani, tabii o bilmiyor, bu bilmiyor, o bir, ama sen tribünlere oynamıyorsun. Abi tamam yani, da ben, bu, pozisyona, tamam. Bu pozisyona penaltı diyen, ben Sertaç'ı gördüm, seni gördüm, bir de iki tane kameramanı gördüm. Başka da bir yerde görmedim pozisyona abi, penaltı diyen. Abi çünkü diyorum ki. Görmedim yani. Göremezsin çünkü. Deniz Çoban da mı Galatasaraylı? Ne bileyim Ahmet Çakar da mı Galatasaraylı? Ya? Bunlar abi, da penaltı değil. Herkesin değildi. Ahmet Çakar. Benim için önemli bir adamdır. Erman Toroğlu önemli bir adamdır hakem kararlarıyla ilgili. Ama Ahmet Çakar şunu demiyor. Ahmet Çakar ben asla bu kesinlikle penaltı ben vermem diyor. Bak ben vermem başka bir şey. Bunun pozisyonla uzaktan yakından alakası yok başka bir şey. Ben penaltı veririm. Ve bana göre de bu pozisyon %100 penaltı abi. Yani çok anlamsız bir yere gidiyor tartışmamız. Tamam canım, sen yani, fikrin o canım. Hani sen penaltı değil diyorsun. Ben penaltı demem zaten bunu, bu konuda. Yani ama biz, ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki biz eğer ceza sahası içinde bu kadar kolay müdahalelere, aynısını dün biliyorsun Göztepe'nin penaltı pozisyonu ile ilgili de söyledim. Trabzon'da Sörloth'la ilgili de söyledim. Bu kadar basit müdahalelere biz penaltı çalacak olursak o zaman standardı koruyamıyoruz. Anladın mı? Ya ben diyorum ki abi, özü şu benim söylediğim şeyin. Serkan Çınar Galatasaray'ın lehine hakem hatası yaptığı zaman bütün Türkiye ayağa kalktı. Serkan Çınar'ın hakemliğini bitirdik. Düdüğünü astırdık. Kim şampiyon oldu o sezon? Efendim? Kim şampiyon Galatasaray oldu? Başka sorum yok. Şimdi ne başka oluyor? Başka sorum yok. Başka sorum yok. Kim şampiyon oldu? Tamam şimdi bu sene Galatasaray bu hakem hatası şampiyonluğu kaybederse ne olacak? İlk kez mi yapılıyor hakem hatası? Hayır, onu söylüyorum işte. Orada da ilk kez yapılmamıştı. Tamam. Orada da ilk kez yapılmamıştı. Peki şimdi ne olacak? Kim ayağa kalkmasını, kimin ayağa kalkmasını istiyorsun? Ben diyorum ki ben sana bak söylediğim şey kimin şu. Kimin ayaklanmasını istiyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı diyecek ki biz geçen sene Serkan Çınar'ın düdüğünü astık kardeşim Rize'de. Belki asacaklar sezon sonu. Kötü maç yönetti diye astık. Canım kardeşim sezon sonunu bekle. Yaşar Kemal Uğurlu'nunkini de asmazlarsa niyetlerinden şüphe ederim diyor. Ne niyetleri olabilir? Bilmiyorum. Trabzonspor'u şampiyon yapmak mı? Trabzon'u olabilir. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Olabilir. Bak bir şey söyleyeceğim. Sivas Spor'u olabilir. Bir şeyi eğri oturup doğru her konuşalım. Her şey olabilir. Bir şeyi eğri oturup doğru konuşalım. Sen dediğin için söylüyorum. Dün bu dedin ülkede, ya. Yani bu ülkede. Birileri talimat veriyor. Bu hakemler ona göre düdük çalıyor dedin ya. Evet. Yani orada şu oturuyor mesela. Serkan Çınar'a geçen sene talimat verildi. Ve Galatasaray'ı işte Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandırdı. Değil mi? Galatasaray şampiyon oldu. Öbür taraftan da şimdi bugün Yaşar Kemal Uğurlu'ya bir talimat verildi. Galatasaray'ı şampiyonluğun dışına itti Yaşar Kemal Uğurlu. Değil mi? Senin söylediklerinden çıkartıyorum bunu. Bu ülkede şunu eğri oturup doğru konuşalım. Bak yani gerçekten başka bir tarafa doğru kayıyor. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor şampiyonluk için Başakşehir kim konuşuyorsa, kim oynuyorsa sürekli bir hakeme bu işin faturasının kesilmesi söz konusu. Ya kardeşim sürekli Galatasaray mı şampiyon olacak ya? Ya öyle bir oyun istiyorsanız alın abi siz bir tane bu kupa verelim. Galatasaray'a verelim sezon başında kupayı. Kimse başka oynamasın. Abi kim kimse öyle bir şey ister ki? Abi bak şimdi. Yani ya Trabzonspor'a hakem hatası yapılmadı diye dün söyledin. Trabzonspor'un dünya kadar hakem hatası var. Nerede var? Beşiktaş'a yapılan dünya kadar hakem hatası var. Fenerbahçe'ye yapılan dünya kadar hakem hatası var. Başakşehir'e dünya kadar, her takıma dünya kadar hakem hatası yapılıyor evet, kardeşim. Yapılıyor. Ama hep de Galatasaray'ın şampiyon. Bir şey söyleyeyim. Hep de Galatasaray mı şampiyon olacak? Abi mesele burada Galatasaray'ın şampiyon olması. Yani Galatasaray bir kere de şampiyon olamaz abi. Ben olmasın yani, zaten Galatasaray şampiyon. Mesele benim Galatasaray şampiyon olsun olmasın değil. Geçen sene Galatasaray 3 puan kaybetti diye ortalığı ayağa. Şimdi diyorsun geçen ki. Geçen sene Rize'de deplasmanında kazanınca. Geçen sene Rize'de ortalık ayağa kalktı diyorsun. Yarışta olmayan Fenerbahçe kulübü dahil herkes kapkara gece bu hakem düdük asmalı falan diyenler bugün sessizler, onu söylüyorum ben ya. O zaman eleştirdiğinde şimdi de eleştirdiğin şeyi yapmalarını istiyorsun. Efendim? O zaman eleştiriyorsun. Ay standardımız şimdi olsun. Şimdi de eleştirdiğin şeyi yapmalarını yok istiyorsun. Yok amca, ben hiç eleştirdiğim şeyi yapmalarını istemiyorum. Abi Galatasaray'ın hakkında Fenerbahçe mi korusun istiyorsun? Hayır. Futbolu korusun. O gün de Galatasaray aleyhinde konuşmuyordu Ali Koç. Futbolu, Türk futbolunu temizlemek için konuşuyordu. Ha sen bu, Galatasaray'ın lehine yapılınca Galatasaray'ın hakkını Fenerbahçe başkanı Ali Koç kurtarsın hayır, Galatasaray'ın korusun istiyorsun. Yok öyle demiyorum. Ha. Galatasaray'ın lehine bir şey olduğu zaman ayağa kalkıyor ya herkes. Ya Galatasaray aleyhine oluyor aynı statta bir sene sonra. İşte Hasan Kartal diyor ki adalet yerini buldu diyor. Allah'ın sopası yok diyor. O çok garip açıklamalar. Yani Sayın Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamaları ben açıkçası garip buluyorum.
hani hakemi vururum vururumdan tut da bugün Allah'ın sopası yok gibi bence garip bir açıklama. Okuyayım mı? Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Bu güzel. Hakemden anlamam herhalde, iyi yönetti diyor. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı. Bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu? Bana az ceza verildi. Hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyonda doğruyu gördü diyor. Yani işte o şey demişti ya maçtan sonra. Silahla vururum filan. Silahım olsa vururdum hakemi filan. Şimdi o hakem diyor. Ben hakemden anlamam diyor bugün. İşte bu Türk futbolunun sorunu bu. Lehine olduğu zaman ben hakemden anlamam. Aleyhine olduğu zaman ortalık yangın yeri. Yani söylediği şey doğru. Geçen seneki olayla bu seneki maçı aynı kefeye koymak bence son derece yanlış. Niye olur. Hakem hatası abi işte? Bir tane hakem hatası değil. Orada bütün tercih hakları var. Maçın başından sonuna kadar yaptığı şeyler var falan. Burada benim anlamadığım, hak yerini buldu dersen sen hem teknik direktörünün hem de sahada müthiş mücadele gösteren ve bence çok iyi oynayan Çaykur Rizespor'lu oyuncuların hakkını çalmış oluyorsun. Yani hak yerini alacağımız vardı, onu aldık. Yani neyle aldın? Hakemle mi aldın? Ben öyle bir algılıyorum. Ben yine Karadeniz insanımı, benim de memleketim Karadeniz. Biz böyle bir anda parlayıveriyoruz. O parlamayla yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Hani Galatasaray'ı yenmiş olmak gerçekten çok önemli. Hele ki ligin bu alt sıralarında mücadele eden bir takım için son derece önemli bir motivasyon kaynağıdır Galatasaray'ı yenmek. Bu anlamda belki o motivasyon, yüksek motivasyon, kazanmış olmanın verdiği yüksek mutlulukla bunu söylemiş olabilir. Yani yoksa alacağımız vardı, onu aldık. Neyle aldın? Oynayarak aldın. Sen oynadın, aldın. Yani ama geçen sene sen hakemle senin puanının çalındığını söyledin. Yani o ya geçen sene hem farklı diyorsun hem de bu seneyle geçen seneyi aynı kefeye koymak bence biraz ters olmuş. Çok da anlamlı gelmedi. Hayır abi, ben yani şu noktadayım. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Ama Fernando Muslera için söylediklerini ayakta alkışlıyorum. Ya gerçekten takdire şayan bir açıklama. Bence işte bütün Galatasaray taraftarı da aşağı yukarı öyle düşünüyordur yani. Hani keşke kazanmasaydık. Yani kaybetsek de önemli değil. Muslera keşke sakatlanmasaydı noktasındadır herkes. Evet. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi de Mahmut Recevik de diyor ki, Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen sene Hatay'dan anımsıyoruz. Sahanın dışından gelen topa gol vermişti. Yukarıda Allah var, hesabını sorar demiş. Abi bugün herkes Allah'ın sopası yok diyor. Bir şimdi ben Fatih Hoca'nın beyefendinin açıklamasını çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptığı açıklamayı söylemek istiyorum. Şu, ayağının kırılmasına müsaade mi edeceksin? Başka yerde kaldırdığın gibi burada da kaldıracaksın. Ne zaman kaldıracaksın? Kırılana kadar mı bekleyeceksin? Hoşuma gitmedi, beğenmedim diyor. Yani Fatih Hoca gibi, yani bu işin içerisinde bu kadar üst seviyede çalışmış birisinin talihsiz bir açıklaması olarak değerlendiriyorum. Kaybedilmiş 3 puan sonrasında. Bu yani üzüntünün verdiği bir şey. Bence yani de üzüntünün. Yoksa o pozisyon yani. Ya zaten söylüyor. Kural bu diyor yani. Yani kuralı oynat diyor. Ama 1,5 metre, 2 kişi offside. Öyle bir şey yok hocam. 1,5 metre de değil offside zaten. Yani hakem tereddüt ediyorsa, hakem nereden bilecek abi? Sonrasında Muslera'nın ayağının kırılacağını bilerek bilmez mi kaldırmıyor? Bilmez tabii canım. Nereden yani bilecek? Kural diyor ki oynat. Tereddütteysen oynat. Adam da tereddüt ediyor. Hızlı gelişiyor pozisyon. Tık tık böyle bir hızlı gelişiyor. Tam da koşarken yakalanıyor. Ben oynatayım diyor. Gerekirse vardan geri döner diyor. Kural da bunu söylüyor. Ama abi çok da açıksa önünde yani öyle az buzda değil. Yani böyle hani şöyle de bir durum yok yani. Hani böyle bir durum var Gökhan. Hani şöyle değil. Abi işte yani, Hakan çok hızlı atıyor. Olarak kural... Bir anda gözü kaymış. Başka bir yani topa bakmış olabilir. Ben hakem eleştirmek için söylemiyorum. Genel teamülün değişmesi lazım biraz. Bence VAR'ın kalkması lazım. Yok, VAR kalkmadığı sürece bu kural değişmez. Yani hafif önde. Ben yani %100 eminsen, tereddüt etmiyorsan kaldır abi. Bak ben en başındayım. Bak böyle pozisyonlar mesela, eğer ki VAR olmasaydı ne olacaktı? Bayrak kalkacaktı. Kalkacaktı. Değil mi? Kalkacaktı. Kalkacaktı. Ne Muslera sakatlanacaktı ne de başka bir şey ya olacaktı. Belki başka pozisyonda sakatlanacaktı. Ya yani. Tamam ama ben şurasındayım abi. VAR varlığıyla gerçekten bizi zora soktu. Hakemleri de zora soktu. Ne adalet dağıtıyor ne de başka bir şey dağıtıyor. Yani sonuç itibariyle o operasyonun başında da hep söylüyorum. O operasyonun başında da Türk hakemi olduğu sürece oradan bir adalet beklemek, pembe karın yağmasını beklemek gibi bir şey. Ya işte Fatih Hoca da biraz duygusal. Ben de katılmıyorum bu açıklamasına. İşte kural oynat diyor ama 1,5 metre iki oyuncu. Falan. Bak Galatasaray bugün ne yaptı biliyor musun? Galatasaray bugün 4 oyuncusuyla beraber şampiyonluğu da bıraktı. Galatasaray bu saatten sonra şampiyon falan olamaz. Bence yarıştan son derece kopmuştur. Çok erken değil mi? 7 hafta önümüzdeki vardı. Haftalardaki kayıplarını söylüyorum. Gaziantep kolay bir rakip gibi gözükebilir. İçeride oynayacaksın. Donk yok. Adem yok. Muslera yok. Andone yok. Andone yok.
Başka kim yok? Söyleyeyim mi? Luyendama yok. Yani Marka onları sayma. Bugünlere, ya bugün listeye ya 4 kişi daha eklendi. Onları sayma dediğin ikisi şimdi, Galatasaray'ın stoper tandemi yani. Luyendama ile Marka. Şimdi sen kiminle oynayacaksın? Lemina ile oynayacaksın muhtemelen. Ahmet Çalık, Lemina yapacaksın. Başka yapabileceğin bir alternatifin yok. Ahmet Çalık, Lemina ikilisi de evlere şenlik bir ikili olabilir stoperde bence. Ama yani ben çok net, ben Galatasaray'ın bugün Çaykur Rize'de şampiyonluğu, Muslera'yı bıraktığını düşünüyorum. Muslera'nın olmadığı her maç Galatasaray için çok büyük tehlikedir. Bu arada genç kardeşimiz... Cesare de bizi izliyormuş Zürih'ten. O da Muslera'ya geçmiş olsun diyor. Selamlar Cesare'ye de. Bu arada Fatih... genç Okan'a da bir şey söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılma olmaz. Haksızlık etmeyeyim ama Muslera mı Okan mı derseniz yani... Abi Muslera mı kim mi dersen de yani Muslera tercih ediyor. Muslera'nın bak söylüyorum Muslera Galatasaray performansının. Ya yani Muslera bir puan yazıyorsun Muslera. Kaleye biri yazdın mı? Muslera cezalı ya da sakatlıysa Galatasaray'a bir puanı yaz. Çünkü kaybetmezsin. Son yıllardaki bu kadar başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi abi. Yani elbette Fatih Hoca geliyor sürekli şampiyon oluyor. Öyle bir klişe var ya, Muslera da öyle abi. Bak, Muslera Galatasaray'a çok maç kazandırdı yani. Tabii, ben sana Galatasaray'ın kadrosunu yazdığımda bir taraftan da şuraya bak. Dön. Dün Beşiktaş maçı vardı değil mi? Beşiktaş'ın kadrosuna bak. Diaby, Boyd, Elneny, Güven, emekli olmuş Gökhan Gönül. Yani bu kadrodan sen iyi futbol beklemezsin. Ama iyi oynadılar. Ama Muslera, Mariano, 100. maça Donk mesela eleştirisin ama Donk. Onyekuru, Sarakki, geç bıraktığın Sarakki gibi mi başladı? Yok. Feguili, Seri, Falcao diye bir gerçek var abi. Nerede Falcao? Ben top yine oraya soruyorum. Gelmiyor ki Gökhan. Abi top getir kardeşim. Gelmiyor bana ne? Abi. Ya hep aynı şey. Sen de nasıl? Çok ağır oynuyorlar. Ya, Galatasaray çok ağır oynuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ağzına mı atacaklar abi Falcao'nun? Gelmiyor ki. Ceza sahasına giremiyor ki Galatasaray. Ya bugün girdi ceza abi. Girdi. Sahasında... Kaç kere 3 tane pozisyonu var. Ceza sahasında. Bir tanesinde Falcao yok ya. Abi tamam da ceza sahasında bir tane Galatasaray'ın bugün bir tane bana göre pozisyonu var. Herkes fikrini söyleyebilir. Sen 3 tane diyorsun. Emre Akbaba'nın ceza sahasında vurduğu şut filan. Yani ben öyle pozisyon olarak bakmıyorum ona. Önüne geliyor vuruyor abi. Yani işte organizasyon yapıp girdiğin bir tane pozisyon var. Onyekuru'nun bak, vurduğu top. Bak Halit senin futbol anlayışıyla benim futbol anlayışım arasındaki fark ne biliyor musun? Sen diyorsun ki forvete topu vereceksin. Topu atacaksın. Getireceksin abi. Sağdan orta yapacaksın. Sağdan orta yapacaksın. Ona zaten vereceksin, alacaksın. O zaman zaten mesela ben de atıyorum. Yani Quaresma bir öyle kessin kafama çarptırsın Quaresma. Caner kafana çarptırsın ya da işte Sarakki kafana çarptırsın ben atarsın. Ben farkı söyleyeyim ama mi? Dün Beşiktaş'ta Falcao dün bu kadar Beşiktaş'ta yüksek Falcao para alıyorsan... oynasaydı dün ikinci yarıda yani görürdün Falcao'yu. Oraya getirirsen topu kalabalıkta topla buluşturursan adam oluyor. Olmuyor ki. Getiremiyorsun adam topla buluşmuyor ceza sahası içinde. Yok. Yani ben gerçekten senin yani benim futbol anlayışımda şu var. Veya forvetsen bir şey yapacaksın abi. Bir duvar ol gel al topu iki kişiyi çalımla al topu terse dön. Sonra git boşa çık oradan bir çapraz koşu yap ön direk arka direk yap adam arkaya kessin eyvallah. Ya bunlarda da yok ki Falcao. Ya Falcao bugün sahada yoktu. Ama sen kalkıp da Falcao'yu gelecek sezon nasıl parasını ödeyeceksin? Bence onu düşünsün Galatasaray. Şampiyonlar Ligi olmazsa çok zor. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse önümüzdeki sezon Falcao'nun ödemesini yapamaz. Parası yok Galatasaray'ın. Bak samimi söylüyorum. Bu böyle bir Galatasaray eleştirisi olarak lütfen algılanmasın. Benim yaptığım şey Galatasaray eleştirisi değil. Ama Galatasaray bu transferle sokağa milyon eurolarını atmıştır. Ya bir de şöyle enteresan bir şey var. Galatasaray ya biraz bu pandemi de Galatasaray'ın şanssızlığına denk geldi. Yani Galatasaray çok etkiledi. Ya Galatasaray her takım etkiledi. Hayır, şöyle Galatasaray şöyle etkiledi. Tam Galatasaray bir oyun ritmi bulmuştu. Çok ligin ikinci yarısını hatırla. Ya 8 maç 6 galibiyet, 2 beraberlik. Yani iyi top oynamaya başlamıştı. Beşiktaş derbisi seyircisiz filan hop bir ara ya bugün Galatasaray yani fizik olarak yok mücadele yok Galatasaray yine o yayının başında söyledin sen o sezon başındaki yavaş futbolu var ya abi sağa dön sola dön sen onu Ahmet Çalık'a ver yok. Neydi o sağ bek stoper stoper libero libero veriyor. Sol bek sol bek abi, oradan oraya seriye seri Lemina'ya Lemina Saratçı'ya Saratçı Ahmet Çalık Ahmet evet. Çalık Donk'a Donk bir daha kaleciye kaleci oraya. Ya bana ne abi istersen böyle 1000 tane pas yap. Kendi ceza sahası etrafında, kendi yarı sahanda yaptığın pasın bana hiçbir faydası yok ki. Oyuna da bir faydası yok. Sadece izlerken sıkılıyorsun işte başladı Galatasaray diyorsun. Ya ileriye giden Galatasaray'da ileriye giden oyuncu yok. Top gitmiyor oraya. Ünal Hoca'yı da bir... Feguri'yi de bu arada, Ünal Hoca'yı da konuşalım ama Feguri'ye de ayrı parantez açalım. Ya böyle hani şey gibi ya emekli futbolcu gibiydi bugün ya. Hani mücadele desen yok. Şimdi geri şöyle, koşmuyor, savunmaya yardım genel etmiyor. Genel anlamda çok eleştiriyoruz. İnsanların aklına da şu gelmesin.
Hani bu adamlar pandemiden çıktı falan filan değil. Bu adamlar haftalardır profesyonel bir şekilde antrenman yapıyorlar. 1,5 aydır aşağı yukarı, yani 40 gündür. Yani haftalardır antrenman yapıyorlar ve dolayısıyla bu adamların bu şekilde bir geri dönüşü. Tamam, şimdi ben mesela çıksam 4 kilo almışım ben pandemide. Çıksam ben onu, ben bile 4 kiloyu 1,5 ayda o idmanları yapsam 8 kilo olarak geri veririm yani. Hani bir hareketlilik, bir canlılık yok. Yani Galatasaray bıraktığı yerden başlayamadı. Galatasaray aynen, son derece kötü konsantre. Yani oyuna konsantre değil Galatasaray. Çok, ya, futbola Muslera konsantre etkilemiş değil olabilir yani mi ya? O Muslera'nın sakatlığı. Abi, tabii ki etkilemiş olabilir de ama sen 90, ya 3 dakika etkiler. 1-2 dakika etkilenirsin. Sonra doktora herkes sormuştur ne oldu? Muhtemelen kırık var demiştir. Ya, zaten bilmem orada ne. Ondan sonra 15 dakika orada müdahale oldu ya. Ya 1-2-3 dakika etkilenirsin ama profesyonel oyuncuysan onu bırakacaksın. Sahada mücadele edeceksin. İşte bazen bırakamıyorsun. Öyle olmuyor yani. Kolay değil ya Gökhan. Takıma şimdi senin Allah korusun koluna bir şey olsa ben kafam orada, aklım orada kalır yani. Ya mutlaka kalır da ama sen işte benim kadar profesyonel değilim. Sen benim kadar profesyonel olmadığın için ben mesela senin kolun kırılsa kol kırılır, yan içinde kalır. Oyuna devam derim yani. Çok doğru ya. Peki Fatih Hoca'nın devamını da okuyayım Gökhan. İyi oynamadığımız bir gündü. Rize'yi tebrik ederim. Penaltı var mıydı, yok muydu? Artık otoriteler değerlendirir. Çünkü bizim dosya epey kalın diyor. Yani konuşsam ceza alacağım diyor ya. Sadece 3 puan değil 4 tane de oyuncu eksilttik burada. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Demek ki pandemi döneminin dönüşü de zihnen de bedenen de kötüye gitmişiz diyor. Ya, hoca da memnun diyor. Kim memnun olur ki bugünkü Galatasaray? Dün Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı dinliyorum. Oyuncuları ateş ediyor. Bugün mesela Fatih Hoca zihinsel ve bedensel olarak kötü etkilenmişiz diyor. Ben dünkü Beşiktaş'ı bugünkü Galatasaray'dan 1000 kat daha iyi beğendim. Evet, ikinci yarıda evet. Yani gerçek oynaman gereken kadroyla oynayınca yani, ama 2-0 geriye düşünce sen de çeviremiyorsun. Galatasaray da çeviremez. Abi şöyle bir şey var. Yani. Şimdi Galatasaray çevirmek için de bir şey yapmadı. Beşiktaş yaptı. Dün mesela Vida'nın bir pozisyonu var. Beşiktaş, yani dün Sergen Yalçın dediği doğru. 5-2 kazanabilirdi Beşiktaş. Evet. Ama bugün Galatasaray diyor bir tane pozisyon ya. Onyekuru. Abartma çok sen. Yok başka ya. Gökhan işte bir tane şut diyorsun. Bir de bir kornerde Lemina'nın kafasına çarpıyor. Kalecinin kucağına geliyor. Tamam. Yani o biraz köşe, birazcık köşeye gitmiyor. Gitse, biraz gitse gol oluyor. Biraz gitse gol oluyor işte, onu söylüyorum yani. Ben Galatasaray'ın... havluyu attı diyorsun sen. Ben Galatasaray şampiyonluk yolunda havluyu attı. Yani Galatasaray puan eğer şu ki... anda. En Başakşehir'de, yani, Trabzonspor'da. Neden böyle diyorum? Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şansının da uzaklaştığını düşünüyorum. Yarın, çünkü yarın Galatasaray... Sivas kazanırsa Sivas'la oynuyor. Dördüncü sıraya düşüyor aynen Galatasaray. Yani anlatın mı? Yani sadece senin yukarıdakilerle değil yani. 49-52 yapıyorsun. Yani başka bir tarafa doğru. Beğenmediğin Fenerbahçe ile şu anda 7 puanım var. 7 puan fark var arada. Yani işte, Trabzon'la oynayacaksın. Bu... Geldi senin Trabzon yendi. Fenerbahçe seriye bir bağladı. Ya bir anda toparlayamazsa Galatasaray. Çünkü abi, bu işler böyle kötü. Büyük takımlar koptu mu Gökhan? Yani işte Beşiktaş'la Adem... Fenerbahçe'nin sorunu da o bence. Büyük takım koptu mu ligden? Artık istediğini yap, toparlayamazsın abi. Kafa gider. Çorap söküğü gibi. Çorap söküğü gibi geliyor gerisi. Çünkü motive olacağın bir şey kalmıyor. Yani şimdi Galatasaray haftaya da kaybetsin, sonra bir daha bitti işte. Her şey çorap söküğü gibi gider. Ama ben hala bir şansının olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın fiksürü zirvedeki iki takımdan çok daha zor. Daha kötüsü ne biliyor musun? Başakşehir'den de Trabzon'dan da kötü oynuyor Galatasaray. Yani top oynarsın kazanamazsın. Trabzonspor şampiyon gibi top oynuyor. Aynen. Yani ve şampiyon olmayı istiyor gibi top oynuyor. Aynen. Yani ben Galatasaray'da kusura bakmasın. Bugün hiç yani öyle bir şey görmüyorsun. Lig bitse de gitsek ülkemize ben karımı çok özledim. Ben annemi çok özledim. Ben işte evimi çok özledim gibi bir inanışla sahada mücadele ediyorlar. Ben bugün Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Ve bu Galatasaray'da açıkçası bana hiç umut vermedi. Evet, hiç. Gelecek haftalarla ilgili büyük bir kaos bekliyor Galatasaray'ı. Sebebi de şu. Abi Muslera'n yok ya. Yani... İlk yarısındaki Galatasaray'a döndü ya, şaka gibi. Aynı. Fotoğraf aynı Gökhan, biliyor musun? Oralarda Lemina böyle Ahmet abi bana yazsana. Lemina ile Ahmet. Nasıl bir tandem? Görmedik ki. İkisini de görmedik yani yan yana. Yani bir şanssızlıklar da yaşıyorlar tabii. Şimdi Loin'in de yani Allah'tan bak bir şey söyleyeyim mi? Lemina yani don kart görmeseydi, cezalı olmasaydı önümüzdeki hafta da Lemina seriyle başlayacaktı hoca muhtemelen. Yine kabus olacaktı Galatasaray'a. Şimdi bir şansı var. Belki orta sahada başka bir şey yapabilir. Belanda'yı alıp belki biraz daha hareketlendirebilir. İçeride oynayacağı maçı içeride oynadığını düşünürsek. Ya biz Galatasaray'ın kadrosu derin filan diyoruz. Ligin üstünde çok diyoruz. Doğru. Abi. Çok derin de. Yani Adem Büyük giriyor abi Galatasaray'da. Belanda giriyor, onu niye söylemiyorsun? Ömer Bayram ilk 11 oynuyor da ondan Belanda giriyor yani. Yoksa terse çevir. Ömer güzel. Bayram giriyor bu yani öbür türlü de. Yani Emre Akbaba falan var, evet bir derinlik var ama abi Galatasaray oyuncu kalitesinden çok
oyun anlayışında sıkıntı var ya Gökhan. O ilk ligin ilk yarısında o beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz, bu takım şampiyon olamadığımız dediğimiz Galatasaray vardı ya. Aynı öyle Galatasaray oldu şu anda. Aynen. Bugün gördüğümüz tablo. Ünal Hoca'yı tebrik ederim. 8 haftadır kazanamıyordu Çaykur Rizespor pandemi öncesi. Onlar da pandemi sonrası Galatasaray galibiyetiyle döndüler. Ünal Hoca diyor ki, Ünal Hoca da Trabzon'da iyi başladı bu sene. Çaykur Rizespor'da da iyi gidiyor. Maça iyi başladık. Bariz 1-2 hatanın dışında maç boyu sürdürdüğümüz bir disiplin var. Eksiklerimiz üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Umuyorum diğer takımlar için sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah hem bizler hem diğer takımlar açısından herhangi bir sakatlığın yaşanmadığı huzurlu bir sezon bitimi diliyorum diyor Gökhan Ünal Hoca. Ben Ünal Hoca'nın Rizespor'daki değişimde çok etkisi olacağını düşünüyorum ve ben Ünal Hoca'ya çok güveniyorum. Rizespor'un kadrosu da bugün iyi mücadele etti. Bu mücadeleyi moralle beraber önümüzdeki haftaki maçlara taşırlarsa Rizespor'un alt taraflardan kurtulacağını düşünüyorum. Ama orada da işleri bir ayrı zor ya. Saratçı diyor ki istemediğimiz bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık. Ancak ilk yarıda uydurma bir penaltı var. Muslera'nın sakatlığı bizi etkiledi. Ne diyecek? Andone de sakatlandı. İstemediğimiz bir maç oldu. Haksız penaltı mağlubiyette önemli rol oynadı diyor. Saratçı... Ne diyecek ki zaten ya, ben penaltı yaptım mı diyecek. Nerede gördün ki sen penaltı yaptın? İşte zaten yaptım kimse söylemiyor ki abi. Yani lehine aleyhine oluyor o iş. Ya ayağına vurdun mu vurdun kardeşim. Vurman penaltı mı penaltı. Bunu neyini tartışıyoruz ki biz abi? Arkadan adamın ayağına vuruyorsun. Ve penaltı bunun karşılığı. Ya yani. Düşme hattı da mesela enteresan hale aldı Gökhan. Yani bugün mesela Ankara Gücü deplasmanda bir puan aldı. Kayseri kaybetti. Malatya kendi evinde kaybetti. Konya kaybetti. Çaykur Rizespor kazandı. Kasımpaşa kazandı. Gençler Birliği kazandı. Orası da alt taraf da çok karışıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray bak çok önemli bir şey söyledin az önce. Onun hesabını yapıyorum. Fenerbahçe 43, Galatasaray 50. Trabzon ve Başakşehir ile oynayacak Galatasaray. İkisini yani böyle oyunla ikisini de yenemez. Bak ikisini de kaybettin 6 puan yapar. Fener de ikisini kazandı o hafta oynadığı maçları 6 puan yapar 49 yapar. Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe bu eleştirdiğimiz, yeri gelip yerden yere vurduğumuz Fenerbahçe'nin futbolu Galatasaray'ı sezon sonunda Galatasaray'ın üzerinde bitirirse vay Galatasaray'ın haline. Ve ben sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ligi Galatasaray'ın üzerinde bitirme ihtimali çok yüksek. Ya yine başladın. Deyip sezon sonunda. Abi şimdi bak. Var abi öyle bir Fenerbahçe ihtimal var. Fenerbahçe de kötü oynuyor Gökhan. Fenerbahçe iyi mücadele etti. Yapma abi 10 kişi. Ya 10 kişi kaldın tamam, kardeşim. 10 kişi, kişi kalınca. 11 göreceğiz. Şimdi abi aslında şeyi göreceğiz. Akkoyun Karakoyun salı günü Fenerbahçe Trabzonspor maçında göreceğiz Fenerbahçe'yi. Yani Fenerbahçe'nin tek hedefi o. Kupa. Orada göreceğiz bir de. Hani o mücadele diyorsun ya. 11-11 başlayacak. Bakalım nasıl olacak. Ya şimdi ben iki takımı da izledim. Hem Trabzon'u izledim. Tamam, Fenerbahçe 10 kişi kaldı. O değerlendirme doğru olur mu bilmiyorum ama abi benim izlediğim Fenerbahçe'nin Trabzon'u yenme ihtimali yok ya Gökhan. Gerçekten ya. Futboldur bu tabii ki yani ama. Konsantrasyon başka bir şey abi. Sen şimdi Fenerbahçe tek kanalize olduğun yer kupa. O kupayı kazanmak zorundasın. Ve rakibinde ciddi anlamda son haftalarda açıklamalar sebebiyle de gerildiğin bir Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor maçına çıkıyorsun. Dolayısıyla ben yani ben de zor gözüküyor. Ya bak bence. Mustafa diyor ki 20 yıldır olduğu gibi Fenerbahçe Galatasaray'ı yense aralarında bir puan olacakmış diyor. Deplasman'da evet. Gitti ya Galatasaray kazandı. İşte 7 puan var şu anda. Terse çevir 3 oradan 3, 3 ekle 1 puan. Galatasaray'da Fenerbahçe'yi bir yendi. Dünyada pandemi oldu abi. Yani hani ben pes kardeşim yani. Olmayacak. Pembe kar falan dedim ya yani. Yakında bu da olur yani. Pembe kar falan da yağar yani. Emrah demiş ki hepinize inat bu sene şampiyon İstanbul'dan çıkmayacak. Bitti o İstanbul lobisi günler demiş. Şampiyon Trabzonspor'um demiş. İnşallah abi ben zaten ya ikimizin de bu arada hani izleyen Trabzonsporlu olur olmaz bilmiyorum. Bu arada son günlerde yani iki gündür Haluk Yürekli'ye Trabzonspor hesapları bir aile bir baskı kuruyormuş. Bizim ikimizin de sezon başından bu yana şampiyonluk favorimiz Trabzonspor. Haftalar ilerledikçe de bu favori kısmını ben devralmış oldum. Çünkü o Galatasaray iyi oynamaya başlayınca Galatasaray'ın da şampiyonluğa ortak olduğunu söylüyor. Ben buradan soruyorum. Sen Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olduğunu düşünen Haluk Yürekli, bugünkü 3 puan ve Muslera'nın kaybından sonra Galatasaray'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsun? Ben hala senin kadar öyle bittiğini düşünüyorum. Beni bırak abi. Sen beni bırak. Gökhan Dinç'i bırak. Ben olmadan bir şey söyleyemiyor musun? Söyle kardeşim Galatasaray'ın şampiyonluk şansı nedir? Düştü. Çok düştü. %25'e düştü.
Öyle söyleyeyim. Kaçtı? %50'lerdeydi bence. Hmm. %25'e düştü. %25'e düştü. Yani yarıştan koptu demiyorsun. Demem. Abi çünkü başında Fatih Terim var abi, diyor ki 7'de kapanır, 17'de kapanır, 8'de kapanır, 18'de kapanır diyor. Sonra o zaman gülüyoruz böyle, ya hocam 8'de kapanır. Sonra bir bakıyorsun sezon sonunda Galatasaray şampiyon oluyor abi. Ama işte yani, bu haftalarda kaybetmeyince oluyordu. Tabii. Yani şu bu anda, haftalarda kaybetmeyince şöyle oluyordu. Bir, yani şunu yani onu genelde şöyle söylüyor. %25'i neden ligin koyuyorum? Ligin ikinci yarısının işte üçüncü, dördüncü haftasında falan söylüyor %25'i yani. Neden koyuyorum Gökhan'cığım? Hem Trabzon'la hem Başakşehir'le oynayacağı için koyuyorum %25'i. Bu futbolla her iki takımı da yenmesi imkansız. Tamam, bence de öyle de. Hani o yüzde yenerse diye koyuyorum %25'i. Taraftar olsaydı içeride mi maçlar? Yok, Başakşehir deplasman, Trabzon içeride. Mesela içeride Trabzon maçını taraftarıyla oynasa başka bir hava olur. Beşiktaş maçını da mesela... Senin şu mikrofona biz bir şey yapalım ya. Beşiktaş maçı da mesela taraftarla olsaydı başka türlü olabilirdi. Evet. Yani bu pandemi Galatasaray'a biraz... Yani en çok darbe alan takımlardan biri olarak görüyorum. En çok uyum sorunu yaşayan diyebilirsin. Darbe alan ne demek? Herkes aynı şey. Yani Beşiktaş'ın sahasında seyirci mi var? Galatasaray'ın seyircisi yok. Hayır, derbiyi de içeride son maçı... Yani ara verilmeden önce derbiyi, Beşiktaş derbisini seyircisiz oynadı. Yani evet, o maçı da seyirciyle evet. Oynasa o maçı kazanma ihtimali evet, olabilir. Daha fazlaydı. Peki. Bir maç yüzünden sen Galatasaray'ı böyle tamam. Abi zaten mağdur bir... ettik aslında. Bir... Yani. Ya mağdur. Ya zaten bu mağdur edebiyatıyla sürekli herkes kazanıyor. Ya bunun mağduriyetle alakası. Fenerbahçe başkanı tarihin en kötü sezonunu geçirir. Mağdurum ben, mağdurum der. Yine taraftarın gözünde aslansın, kaplansın olur. Şampiyonluğu garip garip hakem açıklamaları, hakem hatalarıyla kaybeden hakemlere vurur. Hakemlerle şampiyon olunca konuşmayanlar, hakemle kaybedince ortalık yangın yerine döner. Ne oldu? Abi bunlar hiç samimi gelmiyor bana. Yani. Abi, hep mağdurum öyle. Ben mağdurum. Hakem herkes, bana böyle yaptı. Ya sen dedin hakem ki bana Trabzonspor hakemden mağdur dedim bu sene işte. Oldu mağdur oldu. Nerede onların oldu da mağdur olduğu bir... Yani nasıl nerede oldu ya? Başakşehir nerede mağdur oldu abi hakemden? Ya Başakşehir'i saymayabilir. Onu saydın mı? Bizim. Saydın. Bu orada, sene orada bir bu sene orada bir şanssızlık. Bu sene Fenerbahçe yani. Mağdur oldu hakemden. Herkes mağdur oldu abi. Bu herkes. Sene bak Fenerbahçe oldu. Bugün Galatasaray oldu. niye gülüyorsun abi? Ya nasıl mağdur olmadım yani bugün? Hakemden. Olmadı diyorum. Ben hakemlik bir şey yoktu bugün maçta diyorum. Bizim Atilla Aktaş demiş ki kardeşimiz Fatih Hoca yine şampiyon yapsın. Fatih Hoca'nın heykeli dikilsin. İlk heykelle fotoğraf çektiren ben olacağım demiş. Fenerbahçeli ya. Ya diyor ki buradan da artık Fatih Hoca da yapamaz diyor. Bence de yapamaz. Yani çünkü bu kadar önemli kayıpları yoktu Galatasaray'ın. Yani sen şimdi iki tane stoperin var. İki tane stoperin yok. Onun yerine oynattığın devşirme stoper de cezalı. Bir de kalecin yok. Zaten daha ne olacak ki yani? Batuhan demiş ki, Batuhan Berk. Galatasaray şampiyon olacak abi. Bunu da yazın bir kenara demiş. Not al. Dün biliyorsun Fenerbahçe kazanacak demişti. Ha, not alayım ben. Sen onu not al abi. Galatasaray şampiyon olacak. Bakalım. Bu ligde Ümit Öztürk'ün düdüğünü asmadılar. Neden Yaşar Kemal Uğurlu'yu bitirsinler ki demiş. Caner demiş ki, ya Haluk Yürekli abi. Daha ilk yarıdan Morozu 2 sarı kart kırmızı yemeliydi zaten. Neyi tartışıyorsunuz? Ömer'e kayarak girdi. Birinci sarı. Feguli giderken ceza sahası önünde arkadan Feguli'yi indirdi. Umut Vadeden hata kesti. İkinci sarı ve kırmızı diyor. Tabii canım i̇şte sen. Bu, abi hatırlıyor musun? Falcao kullandı serbest vuruşu. Lisans biter. Lisans. Lisansını alsınlar ya. Lisansını. İşte sen böyle hep böyle. Lisansını alsınlar. Böyle hoşuna gitmeyen şeyler geldiği zaman hemen böyle bir işi mavraya vuruyorsun. Dal geçiyorsun. İzleyicimizin yorumu abi adam. Tamam yani, tamam yapsın abi yorum. Yapsın. O Çağkan, yüzden Twitter'dan yorum Çağkan yapıyor. Demiş ki Gökhan Dinç sen Galatasaray şampiyon olmaz de lütfen. Olmaz de lütfen. Söyledim tersini zaten. Söylüyorsun ya sen. Ha, söyledim. Galatasaray şampiyon olursa ama yalnız. Ama olmaz yani. Olmaz. Olamaz mı? Galatasaray şampiyon olamaz. Bunu mu söyleyeyim? Esra demiş ki olamaz. Esra gülümser. Salı günü bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz. 3-0 kazanacağız inşallah demiş. Sonunda da Fenerbahçe, Fenerbahçe ha, gülücük koymuş. Ha. Yani Fenerbahçe'nin kazanacağız kendi diyor. Taraftarı da Fenerbahçe. Evet bak mücadele olarak gerçekten iyi mücadele ettiler. Eyvallah. Gustavo, Emre öne çıkacak çok performans olabilir. Ama kardeşim ya Trabzonspor'da oynayan takım. Yani şu ligin oynayan en iyi uzak takım. Uzak ara. En iyi oynayan, top oynayan takımı. En iyi oynayan takımı. Uzak ara yani. Benim için öyle. Göze hoş geliyor, alıyor. Sosasız izledin sen de bu takımı. Evet. Yani bir de Sosa gelecek. Dün başkan yardımcısı demişti ya masa başında operasyon, masa başında da izin vermeyeceğiz öyle böyle filan demişti ya. Bugün masa başı mı şimdi derse? Galatasaray'da çıksa desek Fatih Hoca. Ya
Trabzonspor'un başkan yardımcısı böyle bir açıklama yapmış. Türk futbolunun esas problemini açıklıyorum abiciğim. Türk futbolunda herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kazanamayınca tersten konuşuyor. Kazanınca sus, aman abi sus. Aman kazanınca konuştu Trabzonspor başkanı. Bu arada çok bir şey söyleyeceğim. Sayın Abdurrahim Albayrak, Allah aşkına o nasıl bir paylaşım ya? Dün konuşacaktık. Konuşmadık. Başkanın mı? Başkanın fotoğrafını. Sayın Abdurrahim Albayrak, gözünüzü seveyim. Orada ya da başka hikayeler var. Hani başkan görevinin başında mesajı vermeye çalışıyorlar. Abi yapmayın. Abi o fotoğrafla ya. İnsan değil ya. İnsanlar o fotoğrafla değil arkadaş. Yani bu sene Galatasaray için son derece şanssız sene olabilir. Evet, Fatih Hoca'nın pandemiye koronavirüse yakalanmış olması. Emre'nin sakatlığı bu sene. Silmiş o fotoğrafı. Silsin tabii abi. Yani Allah aşkına ya. Paylaşılacak fotoğraf mı o ya? Yani bir paylaşmadan başkana göstersen başkan da paylaşma diyecek yani. Hani ne gerek var abi? Ha bir de Galatasaray'da gerçekten perde arkasında Galatasaray başkanının daha kötü yani sağlık problemleri yaşayıp bırakmasını isteyen insanlar var diyeyim ya. Sana challenge var. Bizim sitede Cumhur kardeşimiz var, diyor ki abi Gökhan Dinç benimle Galatasaray'ın şampiyonluğuna iddiaya girer mi demiş. Nesin ekşim Cumhur? Ben ayarlarım nesin olduğunu. O kısmı ben hallederim. Tamam girerim. Tamam. Bu challenge... O ben de faydalanırım işte. Güzel bir yemek ısmarlarsınız. Nezin olduğuna karar verdi. Yemek olur ya. Yazsın abi Galatasaray taraftarlarıyla da iddiaya gireyim. Galatasaray şampiyon falan olamaz yani. Böyle çok iddialı konuşuyorsun bak Gökhan. Geçen sene de böyle bir şey hatırlıyorum ben. Ya Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemez dedin, yendi. Hayır, dünyada pandemi oldu, pandemi. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi, pandemi oldu. Ya ben abi Galatasaray... sen iddialı konuşunca olmuyor. Tamam abi, peki geri alıyorum. Ben iddiamı... İddianı girdiniz şimdi. Ona girdim iddia, iddialı konuşmayı geri alıyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali olmadığını düşünüyorum. Yeteri kadar yumuşak oldu mu Haluk Yürek'le? Oldu. Eğer olmadıysa devam edebiliriz. Başka konu konuşmayacağız. Erkan demiş ki Fenerbahçe önce Salı günü Trabzon'u elesin, sonra Galatasaray'ı geçmeye çalışsın. Karşılaştırdığımız takıma bak. Yürüyecek hali yok. Beşiktaş, Alanya ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçmesi zor. Sivas geçebilir sadece demiş. Sivas zaten yarın kazanırsa geçiyor. Başka ne konuşmak istiyorsun Gökhan'cığım? Konu açıyorum. Trabzon Başkan Yardımcısı diyorum. Böyle dün böyle söyledi diyorum. Bugün Galatasaray'ın başına geldi diyorum. Bir şey söylemiyorsun. Tamam, ne söyleyeyim, bir şey mi sordun? Söyle, sor. Ne diyorsun yani? Trabzonspor Başkan Yardımcısı dün diyor ki masa başında diyor işte öyle böyle filan diyor. Ya ertesi gün Galatasaray'ın, iki gün sonra Galatasaray Rize'de doğranıyor. Ve yani ne diyeceğiz buna yani? Ben şimdi onu anlayamıyorum. Galatasaray Rize'de doğranmıyor. Yani. Ne yapıyor mesela? Galatasaray Rize'de sana göre doğranmıyor, bana göre doğranıyor. Hani Trabzon Asbaş, ya sen garip garip insanlardan garip garip demeçler bekliyorsun galiba. Mesela Trabzon Aşbı, Trabzonspor As Başkanı kalkıp mesela bugün de Galatasaray'ın oyunlarına ne demesini bekliyorsun? Diyorsun ki Fenerbahçe sessiz, Trabzon sessiz. Ne bekliyorsun abi? Yani hangi takım Galatasaray ne zaman Fenerbahçe'nin hakkı yendiğinde bir şey söyledi de ya da Trabzonspor'un hakkı yendiğinde bir şey söyledi de sen bu camialardan Galatasaray'ın hakkını korumasını bekliyorsun? Ben hakkını korumasını yani beklemiyorum abi. Ben diyorum futbola ki bu futbola tırnak içinde sahip olması ben diyorsun ama bunu, böyle bir şey yok. Bunun adı futbola sahip olmak. Hayır, ben diyorum ki şimdi değil. Trabzonspor Cuma günü başkan yardımcısı diyor ki kardeşim bu bizim aleyhimize hakem hataları oluyor. Yanlış o açıklama bence. Yani. Bugün de Galatasaray'ın aleyhine oluyor işte diyorum yani. Hani o gün konuşuyor, Trabzonspor kazanmış, bugün Galatasaray hakem hatasıyla kaybediyor. Yani konuşanın haklı olduğu bir futbol iklimimiz mi oluşacak? Hakem hatasıyla kaybediyor yani kısmını gerçekten hiç öyle ya düşünmediğim kötü için oynuyor ama işte hakemin de hatası var diyeyim, hadi öyle diyeyim yani. Tamam, kötü oynarsan kaybedersin. Trabzonspor iyi oynuyor, kazanıyor. Oynayarak kazanıyor. Tamam, tıpkı bugün de Rize oynadı. Galatasaray izledi. Sessiz kaldı. İzlemeyi tercih etti. Ben Trabzon oynuyor kazanıyor da. Ben şeye takılıyorum abi. O. Ya sen şunu söylesene bana. Hakemler Trabzonspor'u şampiyon yapmaya mı çalışıyor? Ben ne bileyim abi, öyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Ne o ne? Ben garip garip ki açıklamaları ben mi yapacağım sürekli böyle manşet açıklamaları? Hayır, ben öyle bir şey diyemem. Bana diyorsun abi ki Trabzon as başkanı böyle diyor. Yani niye diyor bana diyorum. Tamam niye mı? Pimini çek bombayı. Hayır, ben benim diyor elime. Ne yapacağız Gökhan? Ya, Gökhan bak yol açıyor böyle önüme koşuyor mapas ben de yiyeceğim. Diyor ki bana Galatasaray Trabzonspor As Başkanı böyle dedi kazandı Galatasaray maçında böyle oldu hakemler niye sessiz kalıyorlar? Ne demek istiyorsun, hakemler Trabzonspor'u şampiyon mu yapıyor? Demiyorum abi öyle bir tamam, şey. Ne diyorsun? Ben diyorum ki yani Trabzon kazandığı bir maç. Bakıyorsun karşılıklı bak, iki tane. Bak aynı şeyleri repütasyon abicim, yapma. Hayır. Farklı bir şey söyleyeceksen ya, devam edelim. Allah Allah aynı şeyi söylüyorum işte. Niye sen, aynı ama şeyi sen beni başka yere çekmeye çalışıyorsun. Ben bir yere çekmeye ben diyemem ki abi hakemler Trabzon'u şampiyon yapmaya çalışıyor. Diyemem, böyle bir şey yok çünkü. Hı. Ben yani bunun tamam, var olduğuna güzel inanmıyorum. Tamam, İnanmak güzel istemiyorum. Tamam. Ama şöyle mi oluyor acaba diyorum. Nasıl İşte oluyor? Abdurrahim Albayrak çıkıyor, elimizde var kayıtları var diyor. Konuşuyor.
Ya burada yerden yere Galatasaray şampiyon oluyor. Burada yerden yere vurmadık mı? Galatasaray şampiyon oluyor biliyorsun. Yerden yere vurmadık mı bu açıklamadan tamam. dolayı? Bu açıklamadan sonra Galatasaray şampiyon oluyor biliyorsun. Bu açıklama neyse yani Abdurrahim Albay'ın açıklaması neyse Trabzonspor Başkan Yardımcısı'nın açıklaması da bence o seviyede tartışılmalı. Niye öyle o seviyede tartışılmıyor diyorum. Ya bizim önümüzü kesiyor. Yani konuşanın haklı olduğu bir futbol iklimimiz mi var? O zaman herkes konuşur. Herkes konuşuyor zaten. Ya bizi futbolun yönetenlerin en iyi yaptığı şey konuşmak. İcraata gelince yok, sıfır. Ya bir de şunu yani kaybediyor anlatabildim olmanın, mi derdimi? Anlatabildin. Kaybediyor olmanın verdiği olgunluğu niye biz gösteremiyoruz? Niye sürekli her türlü ya kuralı tartışıyor Fatih Hoca Allah aşkına Haluk Dürekli. Ya kuralı tartışıyor diyor ki evet kural böyle ama. Ya nasıl aması hocam? Aması olur mu? Aması maması olmaz bunun. Yapma hocam kural böyleyse böyle. Ya kaleye giden topu elimle kesiyorum hakem vermeseydi. Kural böyle ama çalmasaydı. Olmaz. Olmaz. Ya biz abi. Bu hale getirdik futbolu. Ama yapmayın ne olur ya. Ya bunları söylüyorsunuz en sonunda konuşma ya biterken ben... diyorsunuz ki Çaykur Rizespor'u da tebrik ederim. Hiç önemi yok onu söylemenin. Hiç önemi yok. Abi orada ama onu söyle duygusallığa bağlıyorum ben. Yani onu ilk konuştuğumuzda da söyledim. Mustera sakatlanmış. Yani o üzüntü var. Yani ne kadar yani bir de şimdi yani evladı gibi görüyor ya Mustera falan artık bütün hani... oyuncular evladı gibi gözü Fatih Hoca'nın zaten. Aynen. Ya işte o... Yani takımdaki başarının sebebi zaten altında yatan bu. Her oyuncuya sorsam baba diyor Fatih Terim için. Ya o da işte öyle gördüğü için içi yanıyor. Yani söylemeyeceği şeyi söylüyor sanki yani. Hani ben de katılmıyorum. Yani kural bir şey. İşte bak konuşan yani kaybedenin konuştuğu ve konuşanın haklı olduğu bir ortam var diyorsun ya mesela. Bunun da bir alıcısı oluyor. Galatasaray taraftarı diyor ki evet ama hani vermese kaldırsaydı öyle kardeşim diyor. Sanmıyorum ya öyle diyeyim. Diyor abi Fatih Hoca ya söyleyince o, diyor. Çünkü Fatih Hoca bir lider. Abi yani. Tamam mı? Fatih Hoca'nın da yani işte ben dinleyemedim konuşmasını sen dinledin. Hı. Yani oradaki vücut dili falan da önemli. Hani ya olmasaydı keşke falan. Abi, öyle değil işte abi öyle demiyor. Fatih Hoca diyor ki başka yerlerde kaldırdığın gibi burada da kaldıracaksın diyor. Ya işte. Ya böyle deme hocam. Böyle deme yani. Başka yerde kaldırdın deme yani. Deme abi. Başka yerde abi, kaldırdığın gibi kaldıracaksın şey deme yani. İşte, İnan bana ya benim. Abi ya öyle Türk diyorsun futbolunda... o zaman Fatih Hoca'yı da böyle tartışacaksın. Sen eğer Abdurrahim Albayrak'ı böyle tartışalım. Trabzon'u niye böyle tartışmıyoruz dersen Fatih Hoca'nın da bu açıklamasını aynı tonda tartışman gerekiyor. Ama biz abi hepsini eğer aynı adilsen... tonda tartıştık. Ben hep Ersun Yanal'ın açıklamalarını da aynı tonda tartıştım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını da aynı hep tonda tartıştım. Hep Fenerbahçe'den örnek veriyorsun. Abdurrahim Albayrak'ı da tartıştım. Mustafa Cengiz'i de burada tartıştım. Daha önce Dursun Özbey'i de tartıştım. Levent Nazifoğlu'nu da tartıştık. Tartışmadık mı burada bizim? Yani sen bir tane dostumuz kalmadı farkında değilsin galiba. Ne, dost olmasın abi bana. Hayır tamam da dostumuz kalmadı ya. Yani her dostumuza burada oturuyoruz, eleştiriyoruz değil mi? Yani bir de bizim tarzımız da farklı. Yani şeyimiz de yok. Böyle bir dilimizin kemiği de yok. Yani sonuç itibariyle dilimizin yani kemiği yok da kimseye... Eleştirmediğimiz insan kalmadı ki abi. Ama niye hep boşa kürek çekiyoruz? Niye boşa hiçbir kürek hiçbir şey değişmiyor abi. Benim amacım o değil ki. Ben sadece benim misyonum da öyle bir misyon. Niye, bir şey kendime de hiç istemedim öyle bir misyon. Değiştirmek gibi benim bir öyle gayen bir misyon. Yok benim, mu bana abi? Bana ne abi? Ben futbolu yönetmiyorum. Bunu Türk futbolu ve kulüpleri yöneten insanlar düşünsünler. Benim ya. Öyle bir misyonum ve vizyonum var da misyonum yok. Öyle bir misyon. Bana ne abi? Herkes kendi evinin önündeki pisliği temizlesin. Reklama gitmemiz lazım. Git. Reklamlar. Tekrar birlikteyiz. Birkaç dakikamız kaldı. Gökhan son olarak Salı günü çok önemli bir maç var. Yani Fenerbahçe-Trabzon maçı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bu arada izleyicilerimiz de bize mesajlarını atabilirler. Onları da en son okuyalım. Hakkı abi mesela... Hakkı Yeşildağ mı? Evet. Hakkı abi de mesaj atmış. Doğruyu eleştirmek suç değil ki. Asıl suç doğruyu görememektir diyor. Bravo Hakkı baba. Hakkı abiye de Fenerbahçe-Trabzonspor maçının çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un önünde çok da fazla durabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bu sene oyunuyla, kadro kalitesiyle Fenerbahçe'nin özellikle fersah önünde olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kazanıp tur atlaması benim için sürpriz olur. Bence bu maçın favorisi Trabzonspor gibi gözüküyor. Trabzonspor'un sahada gösterdiği futbolu herkes artık anlıyor ve herkes de çok net bir şekilde görüyor. Sörlot'u var, Sosa'sı var, Abdüş'ü var, Varol'u var. Sağ beki sağ bek, sol beki sol bek. Kalecisi kaleci.
Atanı tutanı iyi. Dolayısıyla iki kanatta iyi çalışıyor. Bence savunmadan de iki sağ bek, sol bek hücum anlamında. Yani bunların hiçbir, bu varyasyonların hiçbirisi Fenerbahçe'de yok. Böyle bir varyasyon yokken de sen kalkıp Fenerbahçe'yi favori gösteremezsin. Bu maçın favorisi galibiyet adına da, ki galip gelmesine de gerek yok. Ama galibiyet adına da ben Trabzonspor'u galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Trabzonspor turu bence kazanarak geçecektir. Mustafa Çakın demiş ki bir Trabzonspor taraftarı. Dördüncü olsaydık hepiniz... Gözünüzde şampiyonluğu hak ederdik hepinize. Hepinize sempatik gelirdik. Ama şimdi şampiyonluğa oynuyoruz. Yapmadığınız algı kalmadı. Trabzon'un üstüne çamur atmayı bırakın demiş. Sen bir izle bir bizi kardeşim ya. İzlemeden, sağdan soldan duyduklarınla okuduklarınla değil. İzlemeden yazmayın bunu. Bak programı da daha yeni açmışsın belli. Çünkü daha 5 dakika önce reklama gitmeden 5 dakika önce ikimizin de şampiyonluk favorisi sezon başından bu yana Trabzonspor dedik ya. Allah aşkına yapmayın çocuklar ya. Emre Köse demiş ki Beşiktaş dün kazansaydı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitirirdi. Çok büyük fırsat kaçırdık. Sizce Beşiktaş kaçıncı bitirir ligi demiş. Vallahi Beşiktaş'ın fikstürünü ezbere bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Hele bu haftaki sonuçtan sonra ben Beşiktaş'ın fikstürünü takip etmemeye... Abi Beşiktaş'ın futbolu yine bana umut verdi ya. Abi ikinci yarıda ama Haluk. Yani ikinci yarıda doğru adamlarla oynayınca. Ya bugün Galatasaray'ın dün... bir dakikası bana umut vermedi abi oynadığı futbolda. Evet, o da doğru. Yani Fenerbahçe'yi de izledik. Hadi hep 10 kişi diye değerlendiriyoruz. O da umut vermedi bana. Sen mücadeleyi beğendim diyorsun. Ben beğenmedim mesela Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi beğenmedim. Galatasaray'ı beğenmedim. Ya Fenerbahçe'yle Galatasaray'a baktığım zaman Beşiktaş ikisinin de üstünde top oynadı. Yapma abi sen. İkinci yarı oynadı Beşiktaş. Tamam, iyi top oynadı işte abi. Oynadı hiç olmazsa bir 45-50 dakika. Yani ben açıkçası... Ya bugün Galatasaray'ın bir 10 dakikası var mı iyi oynadığı? Yok, ne 10 dakikası? 10 dakika iyi oynasan zaten gol bulursun. Aynen. Gol veya goller bulursun. Galatasaray gibi bir takım son 10 dakikada her şeyi bitirebilirsin yani. Bu haftanın sonuna geldik. Peki Oğuzhan'la bitireyim. İki gecedir mesaj atıyorum. Bir tane mesajımı okumadın abi. Daha ne yazayım ki? Yine yazdım. Hakan Şalkın kardeşim, sana herkese selam olsun. Kucak dolusu selamlar. Musa kardeşim, sana da selamlar. Görüşürüz.